Nasılsınız bakalım? Biz çok iyiyiz. Gelin oturun. İyi misiniz? Yemeklerinizi yediniz mi? Evet. Tamam. Gergedan ve tavşan, teşekkür ederim. Bana gerçekten çok yardımcı oldunuz. Özür dilerim. Beni affedin, olur mu? Sizi çok kötü davrandığımı biliyorum. Özür dilerim. Önemli değil, fil. Özür dilerim baba. Neden? Evet baba, özür dileriz. Çünkü bu saatte odana girdik. Önemli değil. Gergedan tavşan, özür dilemenize hiç gerek yok. Asıl özür dilemesi gerekenler insanları yanlış anlayan kişilerdir. Diğerlerini hiç istemediği şeyleri yapmaya mecbur bırakanlar özür dilemeli. Ayrıca bunun benim hatam olduğunu kabul ediyorum. Ve babanız her ne yaptıysa sadece benim yüzümden yaptı. O yüzden son birkaç gündür yaptığım her şey için gergedan tavşan ve aslandan özür dilemek istiyorum. Gerçekten özür dilerim. Bunların hiçbirini yapmak istememiştim. Yaptıklarım yüzünden her gün acı çekiyorum. Ben bunları yapmamalıydım ama mecburdum. Başka çarem yoktu. Ben gerçekten de bunu yapmak zorundaydım. Ayrıca önemli olan insanın niyetidir. Ama aynı zamanda anlayışlı olmalı, değil mi? Bazı şeylerin iyi niyetle mi ya da çaresizlikten mi yapıldığını anlayabilmeli. Ve biliyor musunuz, başıma gelmeyen şey kalmadı. Polis amcalar beni yakaladı ve 2 gün hapiste kaldım çocuklar. Gerçekten çok acı çektim. Anlayamadığım bir şey var aptal kız. Sen ve kız kardeşin günlerdir acı çekiyorsunuz. Neden bunu bana bir kez bile söylemedin? Neden bana hiç güvenmiyorsun? Gergedan tavşan, siz filin ne kadar sadık ve dürüst olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Evet. Peki eğer ormanın kralı fili anlamıyorsa filin elinden ne gelir ki? O yüzden fil bir daha ormanın kralıyla konuşmayacak. Ben şimdi gidip size sütlerinizi getireceğim, tamam mı? Sen neden bahsediyorsun? Bana ne kadar kızgın olduğunu biliyorum. Ve beni kolay kolay affetmeyeceksin. Ama seni bir şekilde ikna etmenin bir yolunu bulmam gerek. Şimdi bu aptal kızla ne yapacağım ben? Baba, baksana, fil sana çok kızmış. Ama kendini hemencecik affettirebilirsin baba. Çünkü sen ormanın kralısın. Ve ormanın kralından herkes korkar. Şimdi ne yapacağım? Fil çok üzgün. Ve benimle konuşmak bile istemiyor. Şimdi ne yapacağız? Baba, özür dilemen yeterli. Evet baba, eğer özür dilersen fil seni affeder. Ama aslan hata yapmadı ki. Neden özür dilesin? Yapma baba, özür dile işte. Bazen özür dilemek gerekir. Ama ben... Hadi baba, özür dile. Lütfen baba. Tamam o zaman. Ama onu nasıl ikna edeceğim ya kabul etmezse? O zaman ne yapacağım? Baba, o zaman ondan yazarak özür dile. Yani mesaj gönder. Mesaj mı? Ama onun telefonu yok ki. O zaman ona yeni bir telefon hediye. Hı? Evet baba, bu iyi bir fikir. Ben ne zaman üzülsem arkadaşlarım özür dilemek için bana hediye alıyor. Ve ben de onları affediyorum. Kim bilir, belki de fil seni affedebilir. Bir şey soracağım. Siz ne zaman bu kadar akıllandınız? Hep böyleydik. Ne? Evet baba, babaannem hep sana benzediğimizi söylüyor. Aferin kızıma. Kalbini kırdım. Kendimi affettirmeliyim. Ve ne olursa olsun kendimi affettireceğim. Bakalım bana karşı koyabilecek misin? Anne hadi gel de getirdikleri kıyafetlere bakalım. Gel hadi. Lütfen beni affet. Sana güvenmediğim için özür dilerim. Bir babam böyle iğrenç bir şey yapabileceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Şimdi yaptığı şey yüzünden bir şekilde kendimi sorumlu hissediyorum. Onu ben doğurdum ama belli ki ona kadınlara saygı göstermeyi öğretememişim. Belki eğer onunla konuşsaydım belki de böyle bir şey yapmazdı. Hepsi benim suçum. Beni affet kız. Anne, hayır, yapma. Neden özür diliyorsun ki? Bu senin hatan değil anne.
Ailemi ve annemi bırakıp bu eve geldiğimde sen beni öz kızından ayırmadın. İyi ve kötü zamanlarında her zaman yanımda oldun anne. Bana doğruyla yanlışın ne olduğunu öğrettin. O yüzden inan bana, senin hiçbir hatan yok anne. Sen çok iyi bir annesin. Çocuklarını güzel yetiştirdin. Sadece bazen iyi insanlar zor zamanlardan geçmek zorunda kalabiliyor anneciğim. Bu duruma ve zamana bağlı. O yüzden lütfen kendini hiçbir şey için suçlama, olur mu? Dinle. Beni affettin mi kızım? Anne, neden özür diliyorsun ki? Sen hiçbir şey yapmadın. Tamam, hadi artık ağlama. Ben gidip sana çay ve yanına yiyecek bir şeyler getireceğim. Hep mutlu ol. Brenda, buraya gel. Evet anne. Düğüne 2 gün kaldı. Süslemeler, elbiseler yani vesaire alınması gereken çok şey var. O yüzden ben de onları buraya çağırdım. Kimse dışarı çıkıp zahmet etmesin. Herkes istediği kıyafetleri, takıları satın alsın. Sen de kendine bir şeyler seç. Bu arada Purve için de kıyafettir, takıdır. Ona da bir şeyler seç. Anne, ben kadın kıyafetinden anlamam ki. Onu sen hallet. Yapma oğlum. Baba. En azından seçmesini. Baba, lütfen babaannemin dediğini yap, tamam mı? Evet, Filin seni affetmesini istemiyor musun? Evet, istiyorum. O zaman ona en azından bir telefon al. Hala bir telefon almadın. Hemen gidip alacağım, tamam mı? Gidip telefon alacağım, anlaştık mı? Hadi, gidiyorum. Otur oğlum. Yardıma ihtiyacın var mı? Bırak yardım edeyim. Ne yapıyorsun? Genç yaşta ölmek istemiyorum. Hem zaten ödemem gereken borcum var. Eve döneceğim. Bakıyorum bizim aptal kız hala tavır yapıyor. Sana yeni telefon aldım. İstemiyorum. Yapma. En azından şunu bir aç. En yeni modelden aldım. Bu telefonla kiminle istersen konuşabilirsin. Hayır, sana istemiyorum dedim ya. Hem zaten kimse için o kadar özel değilim. Beni neden arasınlar ki? Kimse için özel olmadığını düşünebilirsin ama belki biri için özelsindir. Yani demek istiyorum ki gergedan ve tavşan var. Onlar için özelsin. O yüzden en azından onlar için al. Anneleriyle konuşmak isteyebilirler. Yani demek istiyorum ki ben onlar tamam, için... Tamam, yeter. Ben ne demek istediğini anladım. Boşu boşuna bahane uydurmana gerek yok. Bu numarayı hiç kimseyle paylaşmadım ki. Beni kim arayabilir? Bu benim numaram. Kaydedebilirsin. Benimle konuşmak istersen, yani bir şeye ihtiyacın olursa falan. Bay Zalim'den bir mesaj aldınız. Bay Zalim mi? Sen bana Bay Zalim mi diyorsun? Hayır, ben... Bak bakalım Bay Zalim sana ne mesaj atmış.
Beni affetmek zorunda kalacaksın aptal kız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.